Yalan yere yemin etmek günah mı? Çok büyük. Yalan yere. Yani. Çok büyük günah. Aslında sen bir yalan söylüyorsun. O yalanın sana ait olmadığını, o yalanı senin söylemediğini söyleyerek bir de evlatların üzerine yemin ediyorsun. Hı. Günah mı değil mi? Katmerli. Katmerli. <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman hırsızlık yapar mı? Müslüman şunu yapar mı? Müslüman bunu yapar mı? Müslüman şöyle eder mi? Hepsine olabilir. Olabilir olabilir dedi. Hı hı. Müslüman yalan söyler mi deyince Allah Resulü şöyle doğruldu: Müslüman asla yalan söylemez dedi. Nur, bunun karşılığı ne biliyor musun kızım? Yalan söylüyorsan imanın gidiyor gidiyor. Hocam Dinden ben işte bunun karşılığı şunu söylüyorum. Sizce öyle bir yalan söyleyen, yalan yani yalan söylediği halde evlatları üzerine söylemedi diyen yani yemin eden birinin imanı var mıdır sizce? İmanı, yani Allah'tan bir çekincesi olsa zaten o iman, söyler mi? O iman, o kişiye o yalanı söyletiyorsa o iman o kişiyi sırat köprüsünden geçirmez İnşallah. İnşallah. Evet. Şimdi sırat köprüsü deyince hemen evet. bu soruyu getireyim ekrana. Çünkü seyircimiz sormuş. Hepimizin hedefi ne? Tek amacı ne? Bu dünyada evet. ahiretlik bir şeyler yapıyoruz ki cennetin kapıları bize açılsın diye. Seyircimiz soruyor. Hocam cehennemde ateş var mı? Cehennem nasıl bir yer? Nasıl tasvir edilir diyor cehennem için. Behlül Dana Hazretleri koştu gitti efendim padişah huzuruna. Padişah, padiş ne vardı dedi bu telaş ne Behlül? Dedi ki valla ateş lazım oldu. Gittim cehenneme. Bana dediler ki burada ateş yoktur. Herkes ateşini dünyadan getirir. Ben de korktum. Koşa koşa padişahımıza geldim ki... ...ne yaparız ki öbür dünyaya ateş götürmeyelim. Padişah da telaşlandı. Behlül Dana öyle sıradan bir adam değil. O da telaşlandı. Döndü dedi ki... ...peki ne yapmak lazım oraya ateş taşımamak için? Adil ya olmak de. lazım. Sultanım dedi adil. Merhametli olmak lazım. Şefkatli olmak lazım. Hayır ehli olmak lazım. Yaşlılara hürmet etmek lazım. Küçükleri sevmek lazım. Hayvanlara iyi muamele yapmak lazım. Saydı bir sürü şey. Bunlar senin amellerindir. Amel-i salih çok önemli bir hadisedir. Nedir amel-i salih? Amel-i salih sadece namaz değildir. Sadece oruç değildir. Sadece zekat değildir. Sadece hal değildir amel-i salih. Adam gibi yaptığın her iş, adam gibi yapıyorsan yaptığın her iş amel-i salih bana birisi sormuş var işte telefonda da efendim Emine'ye gönderdim o telefonu Hı. efendim beyim diyor kalkıyor ee Ramazan'da zaten bir iki kadı atıyor ee sahurda da ezandan sonra kalkıyor efendim beyaz iplikle siyah iplik ayrılıncaya kadar yenilmiş diyor efendim yemeğini imsaktan sonra yiyor ben de bir şey söylediğim zaman bana bak bana itaat etmezsen cennete giremezsin çünkü cennet benim ayağım altında diyor. Kocası mı diyor? Öyle kocası diyor. Tövbe şimdi bu tabii bu sualine cevap verdim ben de yazdım kızım. Bir Ramazan'da içki içen adamın ayağının altında cennet olmaz. İki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı imsak ve hesaplara göre imsak saatinde bir sapma yok. Ayetinde her önüne gelen önüne geldiği şekilde efendim tefsir edemez. O ilim bir şeydir. Sahabe-i kiram bu ayet okuduğunda bir mübarek birisi bir siyah iplik bile beyaz ipliği koydu bu yastığının altına. iki de bu uyan bakıyor. iki de bu yan uyanıp, uyanıp bakıyor. Hani birbirinden ayıracak mı filan. Ertesi gün gitti peygamberimize söyledi. Peygamberimiz gülümsedi. Bu senin dediğin manada değil dedi. Ufuktaki beyazlıkla ufuktaki siyahlık o dedi. Şimdi tutmuşuz. Efendim bir saat önceymiş. Ya bir saat önce imsak kessin sen o. Kaldı ki Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir teşkilat var ya. Bir teşkilat var ya. Allah aşkına. Bunlar yani ben şu vaziyette günah işlersem kendime aittir günah. Ama kafamda sarık, sırtımda cübbe varsa işlediğim günah din adına işleniyor din adına. demektir. Çok doğru. Din adına. Onun için ben dikkatli olmak zorundayım. Dikkatli. Ve dikkatli olamadığımız için sıkıntı var kızım. Ha, şimdi soracaklar bir daha soruyor. Soruyu bir daha sor. Cehennemi soruyor yani? İşte, ce cehennemde. Ya, ama Dünya'dan getiriyoruz dediniz. O cehennemde ateş yok kızım. Dünyada ateşi, yaptıkların ha. beraberinde ateşi ya, oraya getiriyor. Evet. Peki yine başka bir soru cehennet cennet cehennemle ilgili. Ee, ce... Nereden buluyorsunuz bu soruları? Cennette oruç tutacak mıyız diyorlar. Cennet cennet dedikleri filan ne bir hikaye var yani. Onu şey yapmayalım şimdi. Cennette oruç, cennette namaz, cennette zekat, cennette dua, cennette zikir yok kızım. Bunların hepsi dünyada dünyada yaptıklarının mükafatı olarak da cennet var. Hı hı. Cennet ve cemalullah var. Tamam mı kızım? Allah'ı görmek var. Burada yaparsan Orada, Orada görürüz. Et dünya medratül ahire buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya ahiretin tarlasıdır diyor. Dünyada ne ekersen onu ahirette onu biçeceksin. Peki bu da aslında son dönemlerde çok sık rastladığımız bir şey. Şimdi oruçlu olmayıp da oruç tutuyorum diyenleri ...denk geliyoruz, değil Yalan. mi? Kimse kimseyi de sınamak ve kınamak zorunda ya. değil, değil mi? Herkesin orucu kendine. Tutuyorsan kendine, tutmuyorsan yine kendine. Şimdi diyor ki, kocam oruç tutmuyor ama arkadaşlarına, sülalemize... ...ailemize, annemize, babamıza herkese ben oruçluyum diyor. Ha, herkes, evet. Bütün gün yemek yiyormuş gizli gizli. İftar vakti tekrar sofraya oturuyormuş, tekrar yiyormuş oruçluymuş gibi. Şimdi benim kocam günaha girmiyor mu diyor, herkesi kandırarak. Bir bu beyefendi yalan söylüyor. İki, bu beyefendi riyakarlık yapıyor. Üç, bu beyefendi oruç tutamıyor ama oruç tutamadığını kimsenin bilmesini de istemiyor. Hı hı. Hani biz diyoruz ya ibadet de gizli, kabahat de gizli diyoruz ya. Heh, bu beyefendi bir de riyakarlık yapıyor, riyakarlık. Bütün günahlar bunlar, bunun etrafına toplanmış. Bütün günahlar. Evet. Onun için de bu hanımefendi bunun üzerinde durmasın. Buna bir şey demesin. Bir de sen yani kula kendini anlatsan ne olur? Yüce Yaradan seni görüyor değil mi? Zaten Cenab-ı Cenab Hakk'ın huzuruna gittiği zaman kula diyecek ki kulum seni ibadetten alıkoyan neydi? Malımdı ya Rabbi diyecek. Çok malım vardı meşgul oldum. Bak bakayım nerede o malın diyecek. Önüne bakacak, sağına bakacak, soluna Hiç bakacak, arkasına bakacak mal yok dostlarımdı diyecek. Bakacak dostları yok. Arkadaşlarımdı diyecek. Arkadaşları yok. Evlatlarımdı. Evlatları Tabii. yok. Hiç, Hiç kimse şey. yok. Onun için Müslüman dikkatli hareket etmeli. Ah, ah, çok Biz kimseye değil kızım. Allah'a yaranmak durumundayız. Doğru. Alem nedirden ziyade Allah nedir, nedir diye düşünmek durumundayız. Zaten oluyor. Allah ne der diye düşün. Eğer Allah ne der diye düşünürsen Alem ne der diye düşünmene evet. gerek yok. Çünkü hata yapması yani. Zaten o her dağdan yol açar o zaman. Şimdi diğer soruyu hemen getirelim. Yine hocamla birlikte okuyalım. Sevgili seyircimizin kocası önce hacca gitmiş. Allah kabul etsin. Ama hacca hemen gittikten sonra kendisini aldatmış. O da soruyor. Kocamın hacılığı bitti mi? Bir. Hacılık bitmez. O haccı yaptı. Üzerinde o görev bitti hacılık ya hı hı. şimdi bizde yanlış bir değerlendirme vardır nur o da yani 60'ına 70'ine merdiven dayayıncaya kadar bütün yapacağın namussuzlukları yap ondan sonra git hacca defter sıfırlansın yok öyle bir şey böyle bir şey yok ya Ha. bir de niyet önemli sevgili peygamberimiz Menzale, kabri ve lehu şefaati buyuruyor kim benim kabrimi ziyaret ederse şefaatim ona vaciptir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Vacip bizim dinimizde farz hükmündedir. Farz dedi Önemlidir bu. Ama siz yapayım 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 da ondan sonra gideyim defteri sıfırlayayım diyorsanız o haccın kimseye faydası yok. Ha oraya gidip şartlarını yerine getirirsin hac ibadeti üzerinden düşer. Ama gelsin geriye döndüğünde getirdiğim bir şey yok. Muhammed İkbal'e hacdan dönenler, bizim nasıl Mehmet Akif'imiz varsa şeyinde Muhammed İkbal'i İkbal var, var. İkbal vardır. Ona takya, tesbih, misvak, efendim zemzem, hurma getirdiler. Muhammed İkbal dedi ki bu tesbihler eskiyecek, bu takki eskiyecek, bu hurmaları yenecek, bu zemzemler içilecek. Siz bana oradan bunları getirme yerine. Hazreti Ömer'in adaletini, hmm. Hazreti efendim, Ebu Bekir'in sahavetini, Hazreti Osman'ın cömertliğini, Hazreti Ali'nin cesaretini onları getirseydiniz bununla yeniden bir Pakistan kur, Tamam mı? Kız? Yeniden. He, şimdi Kabe'yi seyrediyorum ben gündüz. Siz de seyrediyorsunuz işte. Kabe'nin o metaf deriz bu şey yapılan tavaf yapılan yere metaf deriz. Şimdi biraz da genişlettiler. Orada adım atacak yer yok. Nur. O, o insan ben hiç kimsenin ibadetine bir şey demiyorum. Ama yüreğim yanıyor. O insanların yüzde onu şuurlu olsun. Hadi var dünyayı titrediler. Dünyayı.